Çiftçi, ihracatçı el ele verdi. Odalar, borsalar, birlikler açıklamalarla, üretici eylemlerle karara tepki gösterdi. Ülkenin bulunduğu zor şartlarda üretime yönelik bu yaptırımın kabul edilmediği haykırıldı ve sonuç alındı. Domates ihracatında kısıtlama kaldırıldı. İhracatta hareketlilik başladı. İvedi bir şekilde çözdükleri için çok teşekkür ederiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında düzenleme yapma yetkisini veren tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Böylece domates ihracatına yönelik kısıtlama da sona ermiş oldu. İhracat yasağının başlamasıyla birlikte çiftçimizin ve tüccarımızın, işçilerimizin çok ciddi bir şekilde moralleri bozulmuş. Çünkü elde ettiğimiz pazarları kaybetmeye de karşı karşıyayız. Bakanlıktan 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kısıtlamanın kaldırıldığını bildiren yazı gönderildi. Yazıda domates ihracatı için bitki sağlık sertifikası düzenlemesinde sakınca bulunmadığı ifade edildi. Yaş Sebze ve Meyve Üretim Merkezi Antalya'da kısıtlama kararının ilk dakikalarından itibaren harekete geçildi. Odalar, borsalar, birlikler bir taraftan, üreticiler diğer taraftan kararın zaman kaybetmeksizin geri çekilmesini istedi. Yasağı kabul etmiyoruz. Domates üretim merkezlerinden Kumluca'da Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, kısıtlama kararının kaldırılmasını ulusal kanala değerlendirdi. Pazarlarımızı kaybetmeden çok şükür işlemeye başladık. Hasatlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde havanın ısınmasıyla daha çok ürünümüz artacağı için, fiyatların da dengede olacağı için inşallah bu sezonu güzel bir şekilde geçireceğiz. Çünkü geçmişten sel felakete geçirdik. Çiftçimiz ciddi bir şekilde borcu, harcı çok fazla. İnşallah bu süreyi bu şekilde kapatırız. Allah razı olsun devletimizden ve emeğe geçen herkesten çok teşekkür ediyoruz. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından hareketlilik yeniden başladı. Yurt dışından yoğun talep var. Paketlenen domatesler dünyanın dört bir yanına gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Kumluca Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal karardan oldukça memnun olduklarını vurguladı. 45 günlük bir süre çok uzun bir süreydi. Ve pazarlarımızı kaybedebilirdik. Oradaki müşterilerimiz diğer ülkelere yönelirdi ve geri bir daha getiremezdik buraya. O yüzden çok sevinçliyiz yasağın kalkmasına. Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Mart itibariyle domates ihracatına kısıtlama getirmişti. Bu kararda depremler ve fiyat artışı nedeniyle gıda arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanması gerekçe gösterilmişti. 14 Nisan'a kadar sürecek kısıtlamaya tarım sektöründen büyük tepki gelmişti. Bir an önce bu yasağın kalkması lazım. Kısıtlamanın üreticilere zarar vereceği, yıllarca mücadele edilerek büyük bir emek ve özveriyle kazanılan ihracat pazarlarının kaybedilmesine neden olacağı aktarılmıştı. Kalıcı çözüm olarak da girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği belirtilmişti. Üretim maliyetimiz düşsün,